Erkan Tan bu fakir der ki millet ve memleket için dertlenenler, olanları bilmek ve anlamak isteyenler, olan bitenle ilgili konuşmak isteyenler, dertlerini, isteklerini, sevinçlerini paylaşmak isteyenler, Allah nasip ederse bundan böyle Takvim Gazetesi'nde sizlerle birlikte olacağım. Allah'ım beni utandırma. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı her türlü kazadan, beladan, felaketten, düşmanların şerrinden ve tuzaklarından, şeytan ve taraftarlarından ve şeytanlaşmış insanlardan koru. Amin asıl devrede. Tabii ilk yazacağımız mesele herhalde referandum olmalı. Millet dört gözle sandığı bekliyor. Millet aslında kararını 2007'de verdi. Halka sordular, "Cumhurbaşkanını doğrudan sen seçer misin?" diye. Milletin ezici çoğunluğu "Cumhurbaşkanını doğrudan halk seçsin." dedi. İşte o andan itibaren artık adına rejim mi dersin, sistem mi dersin, milletin kendisi bizzat değiştirdi. Siyasete düşen görev milletin ezici çoğunluğunun bizzat değiştirdiği bu hali anayasa ve yasalara kaydetmekti. E olmadı. Siyaset milletin bu emrini yerine getirmedi. Şimdi millet diyor ki kardeşim sen vekilsin yapmadın. Ben asılım getir kendim yapacağım. Haddi zatında asıl böyle konuşursa vekilin hükmü de biter. Dolayısıyla bu konuda artık vekillerin hükmü ve görevi sona erdi. Asıllar yani milletin bizatihi kendisi devreye girmiş oldu. Yani anayasa değişikliği ile ilgili vekilin vekalet görevi sona erdi. Aziz ve asil milletimiz kararı bizzat kendisi verecek. Efendim içeriğini kimse bilmiyormuş. Güzel kardeşim ne bekliyorsun? Aç oku. Toplam 18 madde. Bir buçuk sayfa bile değil. Gizleyen yok, saklayan yok, kaçıran yok. Bu hayırcıların insanların kafasını karıştırmak için kullandığı bir tuzak. Üstelik bunu anlatma süreci daha başlamadı. Referandum gününe kadar her siyasi parti millete anlatacak. O kadar çok konuşulacak ki bitse de gitsek bile diyeceksiniz. Değişiklik mükemmel mi? Hayır. Mükemmellik yüce Allah'a mahsus bir tanımlama. İnsan yapısı bir değişiklik bu. Eksiklikleri var. Ana muhalefet katkı sunsaydı çok daha güzel olabilir ama bütün kalbimle söylüyorum ki mevcut durumdan bin kat daha iyi. Başkana bakın. Aslında getirilmek istenen değişikliğin belediye başkanlığı uygulamasıyla hiçbir farkı yok. İl ve ilçedeki yönetim mantığının neredeyse aynısını merkezi yönetim için getiriyorlar. Olan bu. Bütün il ve ilçelerde başkanların yönetimi altındayız. Üstelik merkezi idareden daha çok muhatabız. Aslında devlet diye bildiğimiz ve karşılaştığımız kişiler ve hizmetler hep belediyeler. Dolayısıyla belediye başkanları. Doğmadan önce hizmet almaya başlıyoruz. Öldükten sonra da bize hizmet vermeye devam ediyorlar. Çünkü Türkiye'deki bütün mezarlıklar onlara bağlı. Siz hiç hayatınızda konu komşu, eş dost, akrabalar arasında herhangi bir başkana diktatör diyen gördünüz mü ya da duydunuz mu? Daha dertleşeceğiz elbette. Kimseyi itip kakmadan, aşağılayıp hakaret etmeden hangi tarafta olduğumuzu ifade etmek durumundayız. Ama maalesef ve ne acı ki bu işe karşı çıkanlar, evet diyenler için çok çirkin ifadeler ve ithamlar gerçekleştirdiler. Bu fakir der ki, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet, referandumda evet. Erkantan Takvim